Azteklerden Mezopotamya'ya, Afrika'dan Çin'e eski medeniyetlerde rastlanılan bir enstrüman arp. Bu kadim çalgının icracılarından Şirin Pancaroğlu, Türkiye'nin önde gelen arp sanatçılarından. Pancaroğlu, geleneksel Türk müziği, doğaçlama, tango ve avantgard türlerindeki çalışmalarıyla yeni müzik tarzlarına kapı aralıyor. İzmir'e yerleşen sanatçı, Müştemilat Kumpanya projesiyle dünya müzik kültürünü Anadolu'nun müzikal zenginliğiyle buluşturuyor. Pancaroğlu bu konserlerle müziğini halkın her kesiminden sanatsevere ulaştırmayı hedefliyor. Ben bazen arp çaldığımı bile unutuyorum. Çünkü özellikle bu proje dahilinde gittiğimiz yerler sanattan, müzikten, kültürden o kadar uzak noktalarda buluşturuyoruz ki insanlarla. Yani bir an acaba konserden kaçarlar mı? Hani çünkü çok yabancı mı geliyor acaba? Yabancı mı gelecek? Ya da ben kaçar mıyım diye ilk konserimde mesela çok şey aklımda bir soru işareti vardı. Müziği nerede dinleriz? Konser salonunda dinlersiniz. İşte ne bileyim kültür merkezlerinde, auditoriumlarda olabilir, üniversitelerde olabilir. Yani salonlar ya da çok amaçlı salonlarımız var. Şimdi bu proje dahilinde gittiğimiz yerler de böyle toplanma alanları yok. Çünkü köye gidiyorsunuz. Köyde ne var? Kahveler var, cami var. Bunun dışında eğer köyde bir halk eğitim varsa orası çok şanslı. Hani ama genelde çok amaçlı salon oluyor, spor salonu. Düşünün spor salonunda konser yapıyorsunuz. Köylerde verdiği konserlerde çok iyi tepkiler aldığını vurgulayan Pancaroğlu, müziğin çok güçlü bir iletişim aracı olduğunun altını çiziyor. Ben bilhassa işte müziğin daha mobil ve kalıpların dışında da insanlara ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet keşke orada insanların toplanabileceği müzik dinlemeye birazcık daha uygun. Hem kitap sohbetlerini yapılabilecek gerekirse dinletilerin olabileceği bir mekanlarımız keşke olsa. Ama yokken de yapabiliyorsunuz onu demek istiyorum. Ama aslında tenezzül edilmiyor. Yani ben kendim gibi çok sanatçı biliyorum. O konseri yapmak istemez. Çünkü çok kolay değil şartları. Çünkü herkes oturup sizi dinleyemiyor mesela. Şimdi orada bir gururunuzla bir hesaplaşmanız gerekiyor. Yani gurur yersiz orada. Beni dinleyecek herkes böyle bir şey yok. Dinletmeniz gerekiyor. Yani hem konuşarak oluyor, hem çaldığınızla çok ilgili. Dolayısıyla hani insanların kulağına hoş gelecek hikayeleri olan, birazcık bizden de olan, hani batıdan da olsun ama bizden bize ayağı sağlam bassın diye düşündüğüm şeyleri çalıyorum. Müştemilat Kumpanya projesi kapsamında İzmir'in Bergama, Dikili, Urla, Kemalpaşa, Beydağ köylerinde konser veren sanatçı 28 Aralık'ta Karaburun'da sahne alacak. Müştemilat Kumpanya'daki aldığım en önemli lezzet bu projenin yerelden doğmuş olması. Yerele hizmet etmek için orada hiç dinleyicisi olmayan bir müzik türü içerisinde bir dinleyici oluşturmuş 5 sene içerisinde Seferihisar'da mesela. Belediye bunu desteklemiş ama bir kişinin emeğiyle oluyor bu. Yani Veysel Eryürek adında bir arkeolog, yazar, bir kültür insanı diyelim. Belediye çerçevesinde kurslar verirken kurs verdiği odayı bir konser salonuna dönüştürmeyi düşünüyor. Yani oranın da adı Müştemilat. Belediyenin kullanılmayan bir atıl bir şey odası. Olaya Müştemilat diye bahsederlermiş. Müştemilat oradan doğuyor. Ve o ders verdiği odayı bir salon gibi düşünün, salon kadar. Bir evin, normal bir evin salonu kadar bir konser salonuna dönüştürüyor. 5 senenin sonunda tıklım tıkış bu konserlere insanlar böyle koşaraktan geliyorlar ve ne dinlediklerini anlayarak. Çünkü istikrarlı bir şekilde her ay yapılmış. Şimdi yani Türkiye'deki sıkıntı yerelden yereli düşünememek. Sanatçı, müzik aletinin Türkiye'deki kullanımını yaygınlaştırmak için 2007 yılında Arp Sanatı Derneği'ni kurdu. 2004'ten sonra oldu. 2004'e kadar Türkiye'deki arp sayısı çok azdı. Çünkü büyük boy senfoni orkestralarında kullanılan arp tipinden başka arp görmemiştik. Şimdi bunlar en profesyonel, en pahalı çalgılar. Bunları ancak orkestralar işte belki konservatuvarlar vesaire temin edebiliyordu. Onu bile güçlükle. Küçük arplar var, mandallı arplar. Bunlar amatör olarak çalınışa çok uygun.
çok daha kolay temin edilebilir. Yani hem fiziken hem maddi açıdan. Ve o vakıfla bir pilot proje yaptık biz 2004 yılından 2007'ye kadar, 7'nin sonuna kadar. O zaman o ARP'lar yaygınlaşmaya başladı Türkiye'de. Yani sadece o pilot proje kapsamında değil, çünkü bir şey sağlandı, yurt dışından getirildi. Hatta burada bunların çalışmalarını yaptık. Bunların içinde de olduk biz ARP Sanatı Derneği olarak. Türkiye'de de üretilsin diye. Dolayısıyla böyle tohumlar ekildi ve insanlar bunları daha rahat almaya başladılar. Şimdi amatör olarak ARP eskisine göre çok çok daha fazla çalınıyor. Şirin Pancaroğlu, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserle müziğini dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.